Nereye gittiniz bugün hatta? Yok ya. Şeye gittik. Nereye? Nereye gittik? İzmir'e mi gittiniz? Gezmeye mi gittiniz? Güzel miydi? Hı. He? Ne yaptınız? İşte. Parka mı gittin? Parka gitmedik, yok. Nereye gittiniz? Alışverişe mi? Evet. Yapmak yok ya. Bugün adayı gezdirdim. Sushiciye götürdüm. Şişt yapma. Çakmak yok zaten. Sushiciye götürdüm. Sushiko'ya. Çok seviyor sushiyi. Ondan sonra cama Göztepe'ye gittik. Oradan bir hediye aldım. Sürpriz. Ada! Bir gelir misin lütfen? Gelir mi? Geleceğim mi? İyi ki doğdun ada, iyi ki doğdun ada, dur. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun ada, iyi ki doğdun ada, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. Dur Dilek, dur duladım. Dilek. Dileğin mi gitti? Şimdi direkt tut. Tutmuş oldu ya. Hayır tutmam. O kadar uzun ne tuttun Allah aşkına. Doğum gününün kutlu olsun ada. Bir dakika hediyesini göstereceğim. Evet tamam. Ay şükür ayak. Hediye. Nereye gittiniz bugün? İzmir'e. Ne yaptınız? Öyle gezdik, sushi yedik. Oo. Sonra hediye aldık. Sanki ben bilmiyormuşum ben annem saklıyor. Bu adanın hediyesin değil mi? Evet eminim. Adanın kendisine seçtirdim hediyesini ama olsun. Bugün Göztepe'ye gittik. Ona dedim ki sen artık büyüdün, hediyeni kendin seç, ne istiyorsan onu. Çünkü benim aldığım hiçbir şey beğenmiyor arkadaş. Yani. O yüzden o dedim ki sen kendin seç. Anne diyor sanki ben bilmiyorum, paketler misiniz, şunu hediye paketi yapar mısınız dedim. Bakalım neymiş. Beğenecek misin bakalım. Beğenecek misin bakalım yalnız. Aa, hiç beğenmedim ya. Bir tane Göztepe'nin üstüne aldık. Bir de eşofman takımı. Bir de üst, bir onu aldık. Altını almadık değil mi? Altı almadık. Sadece üst aldık. Bir de çok güzel. Parmak. O da çok güzel. Onu da dene. Bir giy bakalım görsünler. Ada 12 yaşına girdi. 12 yaşında 12. Oldu. Ata sen kaç oldun? 5. Kaç? Göster 5. Bakayım kaç yaşında oldun? 5. 5 kaç? Nasıl gösteriliyor? Kaç? Göster bakayım. Evet doğru, evet, göster. Doğru gösterdin. Elinle öyle göster bana. Kaç uzat da göster. Evet o 10 oluyor. Bir tanesini göstereceksin. Bugün sushiciye gittik. Sushiciye gitmeden önce patates kızartması aldık Ata'ya. O yemiyor ya. Böyle biz de patates kızartması sushiciye giriyoruz. Sen sevmiyor musun? Aa şey, ablası noodle aldı. Noodle'ı çok sevdi. Noodle'ı bayağı yedi, böyle etli bir noodle'dı. Geçen diyordu videoda zaten. Evet, yapma oğlum öyle. Noodle, pardon noodle'mış. İçeriden uyarı geldi. Abi sır. Sır. Yarısını da ablan etsin. Isır. Ortada buluşun. Ata'ya da alacaktım ama sonra artık çok masraf oldu. Ondan dedim bir sonraki sefer artık Ata'ya da forma alacağım. Ama dayanamadım. Kendime bir tişört aldım. Gösterimi çok güzel. Çok güzel bak. Ata getirsin. Ata'ya da terlik aldık yine. Terliklerin altı var ya, nasıl biliyor musun? Delinmiş böyle yüz yuvarlak. Ya bu kadar kullanmaya. Yüz yuvarlak delinmiş. İkisi de birden yani. Kendime dayanamadım. Bu da Adana tişörtü. Ben de kendime tişört dayanamadım. Değil, forma. Tişört ama bu canım, forma değil. Ben de kendime bunu aldım. İnsan Beşiktaş şey alır yani. Bir sonraki sefere ben artık yok ya Beşiktaş ben falan. Beşiktaş. İstemiyorum yani. Artık Beşiktaş şeyim bitti. Yani sevdam bitti.
Artık kendi yaşadığım yerin hani büyüdüğüm. Ben Atay'a maçları. Yani o da fanatiklik değil de hani böyle sevgi yani. Hani böyle maçları bilmem nesi falan şeyi yok da. Ama hep böyle lisedeyken hani Göztepe atkılarıyla gezerdim. Ama Beşiktaşlıydım. Ama şimdi artık böyle hani sevgiden yani şeyden. Evet öyle hadi. Şimdi pastamızı keselim o zaman. Teşekkür ediyoruz. Hani Atan'ın şeyi? He? Ooo. Ataya da Göztepe'den aldım. Ay öyle güzel terlikler var ki yemin ediyorum bir sürü ayakkabılar şeyler. Valla her şey çok uzak, ya, bayağı indirimli orada. Uzak mı kalmışız? Hani ne yapıyorsun yani? Ama? Ben özellikle çok uzak kalmışım onu söyleyebilirim. Yani böyle özlemişim yani böyle sokaklarda saatlerce gezesim artık geldi. Gitmemek istedim böyle tam evet, çıkıyorduk gitmemek istedim. Yani çok güzeldi. Bugün bir de deniz inanılmaz durgundu. Böyle sahilde böyle kalıp biraz böyle dinlenmeyi çok istedim. Ben. Ama malum geri dönmek zorundaydık o yüzden de şöyle bir aklım kalarak gittim. Bugün çok güzel geçirdik. Evet. Allah inşallah nicelerine nasip etsin. Pastasını da kessin güzel kızım. Bu ara işte böyle sürekli şey Nevin'e geçen gün diyor ki artık diyorum Nevin diyorum doğum günü kutlamaktan öğ geldi yeter artık benim doğum günümüz kesinlikle kutlamıyorsunuz dedi. Pasta çok tatlı. Kusacağım artık ha. Şey bir ayda 5-6 doğum günü. Birisinde şey var. Herkes bu ayda doğmuş. Şunu da yemek istiyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Adacığım inşallah sağlıklı nice güzel mutlu yaşlar nasip olsun. Kardeşinle sevdiklerinle ailenle beraber bebeğim. Lan pizza oldu. Sana okul hayatında başarılar diliyorum. Pizza oldu. Yeter. Pizza oldu. Evet. Tane tabak getir. Var mı diyeceğin sormuş ya da? Ben de bir doğum günü kutlayan veya kutlamayan herkese teşekkür ederim. Bu kadar başka bir şey yok mu? Bir şeyler daha söyle. Ne diyeyim başka? Bilmiyorum. Bilmem mesela evet. Gelecekle ilgili güzel şeyler söyle mesela. Ne biliyorsun? Ne olsun? Ne olsun? Utanma. Sence? Bilmem. Evet tamam dur. Sen söyle. Hadi söyle. Uzatma ama kamera çekim yapıyorum. Tamam sakin ol. Yurt dışına çıkmak. Güzel bir mesleğim olması. Ne mesleği olması? Ne idealleri? Ya, doktor ama işte bilmiyorum. Orada hangi şey bir sürü doktor çeşidi var. Öyle bir şey. İnşallah. Başka var mı? Başka? Mutlu olmak. Avukat olmak bir de var. O farklı tabii. Hayırlısı inşallah. O da var. Mutlu ve huzurlu bir hayat diliyoruz sana anneciğim. İnşallah. Teşekkür ederiz bize verdiğin katkılardan dolayı. Hayatında başarılar diliyoruz. Ata sen ablana bir şey diyor musun anneciğim? Bir dilekte bulunmak ister misin? Onun için bir şey söylemek ister misin? Ablacığım seni çok seviyorum. İyi ki doğdun diyebiliriz. Ama Ata var ya öyle güzel top oynuyor ki bugün evet, Göztepe Store'a girdik. Orada çalışan bir çocuk var. Ay nasıl topa geldi de seninle top oynadın. Bir top oynuyor, bir çalımlar. İnanamazsın bak. Belki hani yarım saat orada böyle oyalandık. Bir dakika durmadılar yani. Sürekli koşturduk kantar içinde. Böyle bir de hareketler yapıyor. Böyle ayağın içiyle falan atıyor. Nereden biliyorsun o hareketleri yani? Topçu mu olacaksın lan? Ben yapacağım nasıl onu. Vallahi topçu kardeşin olabilir. Peki hadi o zaman biz hadi. Gecemize hadi. Devam edelim. Hadi. Teşekkür hadi. Ediyoruz. Evet hastaneye geldik şimdi Tepecik'teyiz. Yürüyoruz. Ortopediye gideceğiz bakalım. Bugün sakin inşallah içerler de öyledir. Hadi hadi. Koştur. Koştur koştur. Bakalım doktor ne diyecek. İnşallah iyi bir şeyler söyler. Evet biz röntgene geldik. Röntgen'de çok tatlı bir hanımefendi bizi karşıladı. Meğersem takipçimizmiş. Şimdi bizi röntgen'e yönlendiriyor kendisi. Çok
çok teşekkür ediyoruz yardımlarınız için. İsminizi bahşeder misiniz? Hacer. Hacer Hanım. Çok memnun olduk. Evet, ben de memnun oldum. Bizi takip ediyorlarmış. Burada da karşılaştık. Çok mutlu olduk, memnun olduk. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O zaman biz röntgene gidelim. Tabii. Oraya da gönderirim tamam. Ben sizi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz hastaneden şu anda çıkmak üzereyiz. Sevgili doktorumuza ve buradaki doktor Suat Seren Tepecik Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne de çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten herkes çok ilgilendi ve çok güzel bir hastane. Allah tabii kimseyi muhtaç etmesin ama biz çok memnun kaldık. Şöyle gideceğiz, yolu şaşırdık galiba. Bir dakika şöyle gideceğiz. Bu arada Kaan'ın şişliğini, yani kemikte herhangi bir problem olmadığını gördü doktorumuz. Herhangi bir şey yok dedi ama dedi çok büyük hani şişlik var dedi. Şimdiki dedi işimiz dedi şişlikle mücadele dedi. Yani ödemle mücadele, ciddi derecede bir ödem varmış. O da dedi ki 6 ay ve 8 ayda anca geçen bir şişlik bu dedi. Bağları koparmamışım ama bayağı evet, zedelenmişim. Bağlar kopmamış ama çok hani zedelenmiş ve hani ciddi derecede ödem olduğu için o ödem de çok zor geçiyormuş. Şimdi ödemi geçirmek için bir iki bir şey önermişlerdi böyle bir takipçilerimiz. Onları şey yapacağım. Deneyeceğiz ama kantaron yağına devam edeceğiz. Oğlumun dediği gibi kantaron yağı çocuğu hemen i̇laç, dinlememiz ilaç. Gerekiyormuş. İlaç kantaron yağı gerçekten mucize ya, mucize yani. Kantaron yağının ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kez bak, daha anlamış olduk. Sana bir şey diyeyim mi? Yani Allah şifa versin gerçekten tüm hastalara, hasta yakınlarına. Bak sana şunu söyleyeyim. Kantaron yağı ve kantaron yağı öncesi ve sonrası, yemin olsun kantaron yağı sürmeye başladık ya. Evet. Ayağımı bak afak afak basmaya başladım. Tabii. Yani. Bir de şimdi hani o şimdi şöyle bir şey de var. Zeytinyağının da büyük bir etkisi var. O kantaron yağındaki biliyorsun gerçek zeytin yani. Biz kendimizin olduğu için bilerek şeyle kullanıyoruz. Hani başka bir yerden aldığımızda hani bu ne acaba var mı yok mu diye hani bilmediğimiz bir şey. Bu kendi yaptığımız bildiğimiz bir şey olduğu için ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gördük. Hani yaralarda, yanıklarda falan çok iyi işe yarıyor ama ödemde de gerçekten çok iyiymiş. Bilmiyorum ama sürmeye başladığından beri gerçekten çok çok... Ya biz artık bunu sabah akşam sürelim. Evet, sabah akşam sürelim biz bunu. Onun dışında şimdilik böyle. Hocamız dedi ki 10 gün sonra, 15 gün sonra tekrar gelin dedi. Orada hastanede zaten takipçilerimizle karşılaştık. Onlara da Allah şifa versin. Yani tabii hoş bir... Karşılaşma değil, hastanede hiçbir zaman şey değil, iyi bir şey değil ama olsun, herkese şifa diliyoruz. Şimdilik bizden bu kadar, biz artık... Valla her şeyin başı sağlık. Aynen öyle. Buralara gelince insan daha bir kıymetini anlıyor. Evet, gerçekten sağlıktan öte yol yok. Allah sağlık versin herkese. Şimdilik herhalde bu kadar, başka yapacak bir şeyimiz yok değil mi? Şimdi artık çocuklarımızı alacağız, onlar ne boşlarda. Biz ufaktan herhalde gideriz artık. Artık bir deniz kenarında bir kahve ısmarlar. Artık ısmarlarım bir kahve. O kadar gelmişiz, çocukları bırakmışız. Yanın, yoksa ne boş kızar bir, bana. Yanında bir hastaya tatlı. Ne boş kızar bana. Bir kahve içmeye gitmediniz mi ya? Yuh der. Çocukları 40 yılda bir bırakmışsınız der. Oradan geçemezsin. Ya da geçersin aslında. Aa yok yok geçemezsin.
Ata. Ata. Hadi gel, yem verdi bana. Gel, sana yem vereyim. Yem verdi. Götür at onları. Ata, hadi anneciğim götür tavukları, yemini. Koş 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 koş. Gel 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 diye çağır. Ata, yumurta var mı? Ne? Yumurta var mı? Bir baksana yavrum ya. Ortancaları bayağı bir budadım köklerinden, yani çok uzundu bunlar. Nasıl yapraklanmış inanamıyorum yani şu anda, maşallah. Süper coşmuş. Bunların hepsini buraya bir yer yapacağım. Şuraya hepsini dikeceğim. Yalnız kökten kestiklerim coşmuş. Bunlar da öyle. Nasıl yapraklanmış, kupkurumuşlardı. Bayağı budama yaptım. Güzel açmışlar. Kabağımız dolmuş. O kadar hızlı büyüyorlar ki anlatamam. Daha dün şu kadardı yani. Kum kaplar da büyüyorlar. Sıraya geç. 1, 2, 3, 4. Sıraya geç. Açıl, susam açıl. Dünkü şeyden sonra, hastaneden sonra, işte bugün sabah ve bugün çok, dün çok sıcak, bugün de çok sıcak, inanılmaz bir sıcak vardı. Bu arada bir önceki video çok komik olmuş, ben de onu izledim ve çok güldüm. Bana da sürpriz oldu bu arada. Bugünlerde çok sıcak, bilmiyorum normal mi değil mi, Allah sonumuzu hayretsin. İnanılmaz bir sıcak var. Birçok şey yapmam gerekiyor aslında aşağıda, ama sıcaklar inanın insana şey vermiyor yani, el var yani, hevesini kursağında bırakıyor. Aşırı bir sıcak var. Bilmiyorum sizin oralar nasıl, ama yani akşam mesela serin oluyor. Akşamları soğuk oluyor.
Çık artık dışarı hadi. Akşam soğuk oluyor. Gündüzleri de çok sıcak oluyor. Yani aşırı derecede bir sıcak var. Hadi kızım çık bir dakika. Böyle bir şey var burada. Bilmiyorum orada da nasıl. Yani İzmir'e özel mi, Ege'ye özel mi anlamış değilim. Toprak çok kuru burada. Bahçe sıkıntı yaratıyor yani. Dün arabanın derecesi 47 dereceyi gösterdi. Yani çok aşırı bir sıcak var. Dolayısıyla hiç hani mahsul falan hiçbir şey de tutmuyor bahçede. Sürekli su gerekiyor. İşte sislemeleri açıyorum ben. Hani sislemeler gene biraz ferahlatıyor ama arka tarafta da bayağı bir şeyler yapılması lazım. Mesela damlama sulamada sanırım bir çatlak varmış. Onu Kaan'ın bilmiyorum nasıl el atabilecek ama biraz zor. Ona el atması lazım. Onu da çalıştıramıyorum. Onun dışında iyiyiz. Merak etmeyin. Teşekkür ederiz. Videolarımızı desteklerseniz, abone olmadıysanız olursanız çok çok mutlu oluruz gerçekten. Desteklerinize hala ihtiyacımız var. Bu arada yine doğal ürünlerimizden de alabilirsiniz. Açıklama kısmında yazıyor. Onu da şimdi buradan bilgilendirmiş olalım. Bugün cuma bu arada. Hafta sonu geliyor. Vallahi denize gidemeden yaz bitti. Bir şöyle bir denize gene bir gitseydik isterdim ama bilmiyorum bakalım ne olacak. Bu arada cevizler demişim. Çok güzel olmaya başladılar. Harikalar. Bunları yiyoruz. Köpeklere de veriyorum bol bol. Onu da söyleyeyim. Bir de bir şey soracağım ya size. Mesela burada bir şey bizim portakal ağacımız var. Bu portakal ağacını benim yani ne zaman kesmem lazım? Mesela şimdi şunu kessem çünkü çok rahatsızlık verici. Yani biraz böyle yukarı doğru uzasın istiyorum. Bunu kessem bir sorun olur mu? Bilmiyorum hani bu işten anlayanlar. Şimdi bu mevsimde kessem bir sıkıntı olur mu? Çünkü bayağı bir hastalanmaya başlamış bu. Yani şuraları falan gitmiş. Ben bunu buradan kesmek zorundayım diye düşünüyorum. Çünkü burada hiç meyve yok. Bayağı çürümüş gibi burası. Hani bir sorun olacağını düşünmüyorum ama gene de bir sorayım dedim size. Hani bana bir yorumlara falan yazabilirseniz bilen kişiler. Çok seviniriz. Üzümlerimiz de burada çıkıyor. Ata sen nasılsın bebeğim? İyi. İyi misin? He? Sıkılıyor musun? Ne yapmak isterdin şu an mesela? Ata? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Havuzunu kuralım mı buraya? Havuzu açalım mı? Mesela kediler. Kediler gelmeden sen oynarsın canım. Olmaz mı? Tahta kurarız şeyle. Tamam, tahta koyarız etrafına. Geçen gün zaten de tahta koymuştuk. Evet, tahta koymuştuk. Ya şu an bile hava çok sıcak ve nemli değil mi? Bana öyle gelmiyor değil mi? Hatta sıcak değil mi hava? Sabahın körü olmasına rağmen çok sıcak yani. Gece daha güzel esiyor. Evet, gece biraz serindi. Klimayı açtık. Evet, lazım. Klimayı açıyoruz sürekli vallahi. Aa, çok zor yani. Aa, şurada da olmuş. Ata su kabağı. Her yerde su kabakları var. Çok güzeller. Ya bu arada şey soracağım. Lif kabağı arıyorum ben. Geçenlerde Nevin'le de aslında aradık ama bulamadık. Lif kabağı lazım. Ya varsa birilerinde mesela birinizde böyle tohumu falan. Ya bir tane bile olsa gönderir misiniz? Çok istiyorum. Ya o lifleri çoğaltmak istiyorum. Lif kabaklarını. Hani burada çünkü onlardan liflerden biliyorsunuz hani bulaşık süngeri yıkama vesaire falan hani bulamadım. İnternetten de araştırdım ama yok yani hiçbir yerde bulamadım tohumunu. Yani çok kolay bir tohumdur eminim. Hani kabakların tohumu çok fazla çıkan bir tohum şekli ama bilmiyorum hiç bulamadım yani. Doğal şeyinde de bulamadım. Varsa hani bilen fikir verirse çok sevinirim. Bu arada kitabımı çıkaramadım hala. Bir yayın eviyle görüştüm ama onlar kabul etmediler. Reddedildim yani açıkçası. Ama üzülmedim. Çünkü reddedilmek böyle hani şey yaparlar ya böyle çok ünlü yazarlar böyle ilk hayatlarında şeylerinde reddedilmişler ya böyle. Aklım onlar geldi. Yani üzülmedim. Yani kendim de bastırabilirim ama bir türlü şu işi beceremedim. Niye bilmiyorum. Yani yanlış bir şey yapmak da istemiyorum. Ama kitabımı bir türlü çıkaramadım. Yani bu kitap çıkartmak çok zor bir şeymiş. Ve yani 3 ay falan geçti yani bitti kitabım. Hala şey bekliyorum yani nasıl bir şey yaparım. Mesaj attım, mail attım dediğiniz yerler. Mesela daha önceden bana mail atan, mesaj atan hepinize
Onlara şey yaptım, mail attım, mesaj attım, şey gönderdim. Yani geri dönen de oldu, geri dönmeyen de. Ama bir türlü şey yapamadım, ayarlayamadım. Bilmiyorum nasıl olacak. Vardır herhalde bir zaman diye düşünüyorum. Değil mi yaban? Var mı bir zamanı? Kitabımı çıkar mı dersin? Çıkaramadım şu kitabı. Bir çıkacak, bir çıkacak herhalde. Öyle bir şey olur. Böyle beklenir, beklenir. Gördüğünüz gibi çim namına hiçbir şey kalmadı burada maalesef. Burada birazcık var. O da işte o hani bizim Aysel çimimizin şeyleri, kalanları. Bir onlar burada duruyor. O tohumlardan hiç eser kalmadı. Ama biz bahçemize yani çok sıcak olduğu için maalesef şey yapamadık. Yani çimi burada büyütemedik. Bir de o torf biraz mahvetti. Yani biraz değil bayağı bir mahvetti. Çim bakmak zormuş gerçekten. Onu anlamış olduk. Ama böyle çimsiz de çok çirkin oluyor. Çimsiz berbat görünüyor. Yani hiç mutlu değilim şu an. Böyle çıplak gibi geliyor bana. Kaan geçen videoda demiş ki taş odayı hiç göstermiyorsun. Biraz şuraları görelim falan diye. Size taş odayı göstereyim mi girdim. Taş odamız gayet güzel. Bu arada taş odamızda geçen ada arkadaşıyla birlikte kaldı yani burada gece. Hatta böyle şeyleri falan koymuşlar. Buraları falan temizlediler. Bayağı burada uyudular, videolar izlediler, film gecesi yaptılar falan. Hani çocuklar için çok güzel oluyor. Şey hani serin de yani böyle yazın serinliğini de hissediyorsunuz. Çok keyifli. Ama işte burayı bir türlü şey yapamadık. Yani tabii evde yaşayınca burada pek fazla şey yapamıyorsunuz. Zaman ayıramıyorsunuz ister istemez. Hatta dün hastaneden çıktığımızda işte Güzel Yalı'ya oturduk bir şeyler içmek için. Orada böyle konuştuk dedik keşke bu odayı dedik yukarıya bağlasak mesela ne güzel olur. O zaman çok kullanışlı olur. Hani dedi ki Kaan işte şu şeyden odadan mesela bu burayı dedi kapatsak mesela şu kısmı böyle. Ondan sonra buradan dedi mesela şuradan bir merdiven olabilir. Mesela buradan böyle yukarıya giden. Veyahut da işte şuradan olabilir. Ha buradan söyledi galiba. Şuradan burayı böyle kapatacağız. Buradan yukarı doğru bir merdiven. O zaman bağlantı olsa burası çok daha güzel kullanılır. Çünkü bağımsız oluyor böyle. Ve bağımsız olduğu için de aşağı in çık in çık kolay olmuyor yani. Sonuçta merdivenli olduğu için evimiz düz giriş falan olsa hani daha rahat olurdu. Öyle işte aklımızda var projeler. Sürekli konuşuyoruz şey yapıyoruz. Size de paylaşmak istedim böyle. İşte ben de bu arada parmağımı kestim dün şeyi temizleyeceğim derken bu arada böyle süsler püsler bir şeyler yapıyorum ya şunu temizleyeceğim derken böyle cart diye bir gitti gece çok kötüydü yani. Şimdi ben burada böyle bir şeyler yapmayı planlıyorum yemekler falan. Bunda da ayran mı içilir bilmiyorum ne içilir bunda. Ayran içeriz artık. Ayrı düşeriz ama ayran içtik ayrı düştük oldu hakikaten. Öyle ya işte bizde bugünlük bu kadar. Hani bu videoyu da Kaan yetiştirsin artık. Ayarlasın. Bugün böyle bir gün olacak. Sıcak bir gün olacak. Bizden haberler böyle şimdilik. Sizin varsa fikirleriniz, güzel yorumlarınız, mesajlarınız çok seviniriz. Benim şimdiki hedefim ne? Ha bu arada bana hedef koyabilirsiniz. Mesela Gizem şurayı yap, burayı yap, şöyle yap diye. Böyle istediğiniz videolar falan bir şeyler varsa ben ona göre de kendime bir şeyler yaparım. Bak ata köpek yukarı çıkmış. Kapıyı kapatmadığın için çıkart bebeğim onu. Şunları falan budayacağım. Bunları budamam lazım. Dediğim gibi o ağacı şey yapabilirim. Hayır yapma. Şu ağacı kesebilirim. Onun dışında da işte şu şeyleri ortancaları şuraya şey yapacağım. Şu köşe kısmı hepsi oraya bir dikeceğim belli yerlere. Onu da önünü kapatacağım hani köpekler şey yapmasın diye. Gerçi köpekler bir şey yapmıyor da hani. Ne bileyim işte bir şey, hani iş yemesin falan gibisinden köpeklerin aslında pek bir zararı olmuyor. Öyle işte böyle yapabilirim. Şurayı düzenlemeyi düşünüyorum mesela. Şurası çok fena. Şurayı bir düzenleyeyim istiyorum. Hani size buradan bir video çekebilirim diye düşünüyorum. Canım evimiz işte artık kahvaltı yapalım. Çok acıktım. öyle varsa fikirleriniz, yorumlarınız çok seviniriz. En azından hani bana da bir şeyler yapmış olur ama dediğim gibi çok sıcak elimden geldiği kadar mesela bahçeyle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle kafamda bir şeyler var. Siz de yardımcı olursanız çok seviniriz. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için.
Lütfen tekrar edeyim, beğenmeyi unutmayın. Televizyondan izleyenler özellikle beğeni tıklayın mutlaka şimdi hemen. Çok öpüyoruz sizi. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.